Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin başmak-ı şerif, yani nalın-ı saadet, yani kullandığı sandalet tarzı ayakkabılar Osmanlı dönemine ait. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kullandığı ifade edilen nalın-ı saadetleri, terlikleri. Şurada da Endülüs dönemine ait bir tasdik belgesi var. Hazreti Peygamber'e atfedilen nalın-ı şerifin tasdik belgesidir bu. Pirinç levha üzerine yazılmış. Bunlar yine muhafazaları. İslam ümmeti Peygamberimizin her bir hatırasını baş tacı ediyor. Selavat-ı şerife var. Konuşmayıp oraya bırakalım sözü. Şimdi bu da Delail-i Hayrat. Şazeli tarikatın kurucusu Süleyman Şazeli'nin, Süleyman Cüzeli'nin yazmış olduğu Delail-i Hayrat. İçerisinde selavat-ı şerifeler var her güne ait. Burada bir hilye-i şerif. Peygamberimizin anlatıldığı hilye. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin tarifiyle yazılan hilye. Yine burada bir Delail-i Hayrat, selavat-ı şerifeler. 1146 yılına ait. Burada da sanırım bu İsmail Hüsnü Hazretleri'nin mumu değilmiş. Şecere-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam, Hazreti Adem'den aleyhisselam başlayarak nesepliğine ve yatağının gösterildiği bir şecere. Biraz yakından çekmeye çalışayım. Kur'an-ı Kerim'in cüzleri. Bu birinci cüz Fatiha ile başladığına göre. Burada yine hilye var. Burada da Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in şeceresi var yine. Şecere-i Nebeviyye aleyhissalatu vesselam. Ve sakalı şerifler. Biraz yakından almaya çalışayım. Gayet net bir şekilde gözüküyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve alim ve nuhu ve rahim. Sakalı şerif çekmecesi. Muhafaza için yapılmış. Ve yine sakalı şerifler. Resulullah Efendimiz'in sakalı ateşte yanmıyor. Kaside-i Bürde yine. Ve hilye-i şerif. Çok güzel yapılmış, çok zarif. Buhur şamdanlığı. Buhurdan gülabdan, sanırım bunda gül suyu ikram ediliyor. Gülabdan hacdan gelen insanların evlerinde gelen misafir ikram edilir. Bir muhafaza ve Medine toprağı. Yedi değerlimiz Medine'nin toprağını bile baş tacı etmiş ve bir sakalı şerif muhafızası. 19. Osmanlı sedef kalkma. Tüm meseleler burada. İnşallah gelip görebilirsiniz. Hiçbir ücret talep etmiyorlar. Çamlıca Camii'nin altında
bir müze. Giriş ücretsiz. Gördüğünüz gibi bir izdiham yok. Kalabalık yok. Çok rahat gezebiliyorsunuz. Ve muhteşem. Bakın burası Elhamra Sarayı'ndan. Bir tablo. Elhamra, Endülüs. Usulü hendese tercümesi. Geometri kural ve esaslarının yazıldığı tercüme. Burada bir marifetname var. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yazmış olduğu muazzam eser. Ve en güzel eserlerden bir tanesi de Fahri Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin çocukluk defteri. Çocukluğunda çizmiş olduğu bu tuğra, biliyorsunuz her peygamber, her padişahın bir tuğrası var. Burada o tuğraların eskizini çizmiş çocukluğunda. Burada yine Arapça harfleri yazmış. Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekanı. Buradaki Katip Çelebi'nin bir eseriymiş. Devletin, Osmanlı Devleti'nin deniz muharebe tarihini anlatan bir eser. Maşallah ne kadar güzel eserler var. Ne muhteşem levhalar, ne ince hat, ne zarif eserler. Ceddi Ali'miz ne eserler bırakmış. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a. Burada da en üstte Allah-u Teala'nın ismi Muhammed aleyhisselam, Hazreti Ali, Kerimallah veçe, Hazreti Fatıma Zehra radıyallahu anh'a, Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin'in isimleri var. Sülüs hat levha. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor aleyhissalatü vesselam. Burada yine bir çocuk kaftanı var. Bir üstlük. Ne kadar geniş kıyafetler. Yani şu an biz bunları giysek herhalde içinde kayboluruz bu kaftanların. Ve yine bir üniforma, çizme, fes ve pantolon. Bunlar da yine tılsımlı gömlekler. Muhafaza amacıyla. Bunlara vefk diyorlardı sanırım. Vefk. Savaşlardan muhafaza etsin diye yapılan gömlekler. Kur'an-ı Kerim ve rahle. Gümüşten yapılmış bir rahle. Sandık kapı şüydesi. Bu da türbelerde sandıkaların başlarına konan bu şüydeler. Ve geldik dervişlerin mekanına. Bir zikir tesbihi.
Buna keşkül diyorlar. Hindistan cevizi kabuğundan yapılıyor ve bunda yemeklerini veya sularını hazırlıyorlar. Bir zikir tesbihi. Bir tesbih daha. Sanırım kuka. Kukaya benziyor. Ve bir hat levha. Zikir tesbihleri ve ney. Şu an Çamlıca'da İslam Medeniyetleri Müzesi'ndeyiz. Bu müzede İslam tarihinin en güzel sanat eserleri sergileniyor. Bu bir mevlüt kürsüsü. Çok güzel muhafaza edilmiş. Şimdi müzeyi gezmeye devam edelim. İslam geometrisi burada en güzel şekilde sergilenmiş. Kubbelerdeki geometrik şekiller. Bu da bir Şam'dan iskemlesi. Eskiden biliyorsunuz camiler büyük mumlarla aydınlatılırdı. Mumlar da bunların üzerine oturulurdu. Türk dokuma sanatının göstergeleri. Türk dokuma sanatının en güzel ürünleri. Seccadeler bakın, üzerlerinde kandil var her birisinin. Ve yine bunlar da seccadeler. Osmanlı 19. yüzyıl. Zarafet var, estetik var. Sanat var. Mangal yine Osmanlı dönemine ait. Isınmak için kullanılan mihrap şamdanları. Bunlar mihrabın sağına ve soluna konuyor. Şu an bulunduğumuz yer Çamlıca. İslam Medeniyetleri Müzesi. Ve Sedef Sehpa. Muhteşem işçilik. Ve Kur'an-ı Kerim muhafızası. Bunların ayısı federal var. Dikkatinizi çekmiştir. Bunun içerisinde 30 tane cüz koyuyorlar. Hatim yapılacağı zaman cemaatten kalkıp herkes birer cüz alıyor ve 30 cüzü 30 kişi aynı anda okuyup Kur'an-ı Kerim hatim ediyor. Şimdi ışık gösterisi varmış. Oraya doğru gidelim inşallah.